Başlangıç seviyesi fıtık tanısı konuldu. Başlangıç seviyesinde fıtığı olanları çok duymuşuzdur. Bulging seviyesinde fıtıklaşma yani lomber ya da servikal disk hernisi tanısı konulmuş kişilerde neler yapılmalıdır? Bunu inceleyecek olursak bu hasta grubu cerrahilik hasta grubuna girmediği için genellikle evde kendi imkanlarıyla ya da basit ağrı kesicilerle dönemi savuşturmaya çalışırlar. Burada önemli olan şudur, fıtık ilerleyici bir rahatsızlıktır. Bulging'den protrüzyona, ekstrüziye ya da sekestrüziye kadar giden bir tabloyla seyredebilir. Önemli olan bulging seviyesinde yani tedaviye çok hızlı cevap alınabilecek seviyede yaşam tarzı adaptasyonları geliştirmektir. Bizim 3 altın kural dediğimiz birinci altın kural günlük yaşam aktivitelerinde iş hayatında dikkat edilmesi gereken kurallar. İkincisi egzersiz alışkanlığının kazanılması ama bunu egzersiz reçetesi olarak düşünün. Basit bir kağıt olarak verilen egzersizlerden bahsetmiyorum. Üçüncü olarak da bölgenin terlemesi, üşütülmesi noktasında yani bölge sistematiğine spazma uğratacak şekilde herhangi bir hata yapılmaması. Bu üç kurala uyulduğu zaman bulging seviyesi fıtığın ilerlemesinin önüne geçilebilir. Bütün bunlara dikkat ettiğiniz halde ağrı basit düzeyde belde bazen kalçada sizi rahatsız ediyorsa merkezimizde manuel terapi teknikleri, modern cihaz uygulamaları ve geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları ile yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz.